Herkese merhabalar. Bu dersimizde işlem önceliği konusunu göreceğiz. Peki nedir işlem önceliği? Diyelim ki biz bir sürü işlemler yapıyoruz. Bu işlemleri eğer kafamıza göre yaparsak sonuca ulaşamayız, değil mi? Her şeyin bir kuralı, yolu, yordamı vardır. O kurala göre eğer yaparsak işlemimizi düzgün bir şekilde sonlandıracağız demektir. Yani bakalım birden fazla işlem içeren ifadelerde karışıklığı önlemek amacıyla işlem önceliğinden yararlanırız demiş. Peki nedir bu işlem önceliğinin sırası? Bir işlem yaparken öncelikle üslü ifadeleri kullanıyoruz. Üslü ifadeleri çözdük. Sonra nereye gideceğiz? Parantez içindeki işlemleri yapacağız. Mesela burada olduğu gibi. Parantez içi işlemleri de bitti. Daha sonra çarpma ve bölmeyi yapacağız. En sonunda toplama ve çıkarma varsa onlara bakacağız ve işlemimizi bitireceğiz. Peki neden ihtiyaç duyuyorum ben bu işlem önceliğine? İstediğim gibi yapsam olmaz mı diyenler için aynı örneği iki şekilde de çözeceğim şimdi. Şimdi buradayız. Canım istediği gibi çözmek istiyorum. Ne demiş? Noktayı biliyorsunuz çarpma işlemi olarak kullanıyorduk. Şimdi 5 çarpı 2 demiş. Sırayla çözeceğim ben bunu. 5 çarpı 2 sonra artı 4 demiş. Eksi 10 demiş. Tamam böyle çözeyim ben bunu. 5 çarpı 2 10 zaten. Artı 4 eksi 10. Burada artı 10 eksi 10 birbirini götürdü. Ne kaldı? Artı 4 kaldı. Böyle buldum. Sonucu işaretledim. Doğru mu? Değil. Neden? Bize ne demişti? Parantez içindeki işlemler öncelik demişti. En önce üslü ifadeler demişti. O yok zaten burada. O zaman sonra parantez içindeki işlemleri yapacaktık. Yani ne yapacaktım? Burada parantezi gördüm direkt. Şu işlemi önce yaptım. 2, 4 daha 6 dedim. Daha sonra buradaki çarpma işlemini buraya yaptım. Sonra eksi 10 dedim. Şimdi ne diyor? Çarpma ve bölme. Bu eksilikten eksi veya artı varsa ondan önce çarpma veya bölme diyor. O zaman önce çarpma işlemini yapacağım. 5 kere 6 30 diyeceğim. 30 eksi 10. 30'dan 10 çıktı. Kaç kaldı? 20 kaldı. Ben neyi işaretledim? 4'ü işaretledim. O zaman ne yaptım? Yanlış yaptım. Çünkü sonuç 20 olacaktı. Bunu takip edersek doğru yolu bulacağız demektir kısacası. Şimdi bakalım bunlarla ilgili sorularımızı cevaplamaya çalışalım. 40 bölü 8 artı 10 demiş. Şimdi hatırlayın. Burada sadece artı ve yani toplama ve bölme işlemi var. Öncelik neydi? Çarpma ve bölmeydi toplama ve çıkarmadan önce. O zaman öncelikle buradaki bölme işlemini yapmam lazım. 40 bölü 8, 5, sonra artı 10 diyeceğim. 5, 10 daha, 15 olarak sonucu bulacağım. Tamamen oradaki yönergeleri takip ederek yapacağım aslına bakarsanız. Şimdi öncelikle neydi? Üslü ifadelerdi. Hemen bu üslü ifadeleri çözüyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Kaç burası? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 2 kere 8 16. Tamam burayı çözdüm. 16 eksi 8 bölü ne kaldı? 6 eksi 4. Hatırlıyorum üslü ifadelerden sonra parantez içindeki işlemler demişti. O zaman şurasını yaparım. 6 eksi 4 2'dir. Bir daha yazalım. 16 eksi 8 bölü 2. Sonra ne demişti? Çarpma ve bölme işlemleri demişti. Hatırlıyorum. 8 bölü 2 4. O zaman ne kaldı? 16 eksi 4 eşittir 12 diye bulmuş oldum. Tamamen yönergelere göre gidiyorum. Buraya baktım. Burada da oldukça üslü ifade var. Öncelikle üslü ifadeleri çözüyorum. Ondan sonra parantez içi. Ondan sonra çıkarma işlemleri. Öncelikle yapalım o zaman. 5 üslü 2 nedir? 25. 4 üslü 2 ya da 4'ün karesi 16. Yazdım. Çarpı. 2 üssü 1 2'dir. 1 üssü 75 1'dir. Bu şekilde. 25'ten 16 çıktı. Kaç kaldı? 9 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 9 çarpı 1 eşittir. 9 olarak bulmuş oldum. Diğer soruya baktım. 0 üssü 7 kaçtı? Öncelikle yine üslü ifadelere baktım. Onları bir yapalım. 0 üssü 7 0'dı. Artı 3 çarpı. Şimdi buradaki 2 üssü 2, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'yi de çözelim. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 2 kere 8 16. O zaman burada 16 eksi 6 var. Bölü 10. Şimdi ne var? Çarpma ve bölme işlemleri. Şimdi çarpma ve bölme işlemleri eğer böyle yan yanaysa burada ne yapıyorum? Soldan sağa doğru işlem yapıyorum.
iç içe bir şekilde ise. Toplama ve çıkarma işlemleri de aynı şekilde. Soldan sağa doğru gideceğim. O zaman ne yapacağım? 0 artı diyeceğim. Zaten bu 0 artı dememe falan gerek yok. 0 gitmiş. 0'la burayı toplasak da aynı şeyi yapacak. Onu yazmama gerek yok. 3 çarpı, ama öncelikle parantez içini bir çözmem lazım. 16'dan 6 çıktı, 10 kaldı değil mi? 10 bölü 10. 3 çarpı 10, 30. 30 bölü 10 eşittir 3 olarak bulmuş oldum. Şimdi yine bir sorumuz var. Aşağıdaki ifadeleri işlem önceliğinden yararlanarak çözelim demiş. Şimdi ne yapıyorum? İç içe bir parantez görüyorum burada değil mi? İç içe olan parantezlerde en iç parantezden başlıyorum. Fakat en iç parantezde de ne var? Üslü sayılar var değil mi? O zaman önceliğim yine üslü sayılar olacak. Şimdi ne yapacağım burada? 3 üssü 3 var. Yani 3 üssü 2 var. Yani 3 çarpı 3 yapacağım. Burada da 2 çarpı 2 yazacağım ve bu ifadeyi tekrar düzenleyeceğim. 8 artı. Şimdi şu şekilde yazdım. Parantez açtım. 3 kere 3 9. Eksi 2 kere 2 4. Bu şekilde yazdım. 5. Dış parantez. Köşeli parantezimi de kapattım. Ne dedim? 2 tane iç içe parantez varsa eğer öncelikle iç parantezden kurtaracağız. Buradaki işlemi bulacağız. Sonra dış paranteze geçeceğiz ve sonra soldan sağa doğru işlemlerimizi sırayla yapacağız. 8 artı dedim. Buraya dokunmadım. Açtım parantezi. 9'dan 4 çıktı, 5 kaldı. O zaman burası nedir? 5 bölü 5 oldu. Şimdi buradaki sorunu çözelim. 5 bölü 5 1'dir değil mi? Burada da 8 artı vardı. 8 artı 1 eşittir 9 olarak cevabı bulmuş oldum. Buraya bakalım. Burada da yine karma karışık gibi görünüyor. Ama ne yapacağız? Biz çarpma ve bölme işlemlerinin toplama ve çıkarmadan daha öncelikli olduğunu biliyoruz. O zaman öncelikle onları çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Yine soldan sağa doğru takip ederek çözeceğim. Şimdi o zaman başlıyorum. Burada çarpmaya bölmeler var. 10 bölü 2 nedir? 5. 5 çarpı 3 nedir? 15. Buradaki 15'i buldum. Burada da bir çarpma işlemi var. 9 çarpı 1, 9. O zaman ne yapacağım? Bu tarafı 15 buldum. Bu tarafı 9 buldum. Artık çıkarma işlemine geçebilirim. 15 eksi 9 eşittir 6 olarak bulmuş oldum. Burada da hem üslü ifadeler var, hem çıkarma işlemleri var, hem bölme işlemi var, hem köşeli parantez var. Fakat kafamızı karıştırmıyoruz. Biz öncelikle neye odaklanacağız? Üslü ifadeler. Birinci etapta üslü ifadeler var. Şimdi o zaman şu 4 çarpı 3 aynen yazayım ben. Ve üslü ifadeleri bir açayım. Burada 2 üssü 5 var. 2 üssü 5 kaçtı? 32 idi. Yan yana yazıp çarpabilirsiniz tekrar. Bölü 2 üssü 4 kaçtı? 16. 2 üssü 3 kaçtı? 8. Şuradaki parantezi de kapattım ve köşeli parantezimi de kapattım. Şimdi öncelik nerede? Şimdi öncelik en iç parantezde. O zaman 16'dan 8'i çıkardım. 8 kaldı. İfadeyi tekrar yazıyorum. 4 çarpı 3 burada. Eksi. Onlara hiç dokunmadım şu anda. 32 bölü 8 kaldı burada. Şimdi ne yapacağım? Burada bir parantezim var. O zaman bunun içini bir halledeyim. 32 bölü 8, 4. 4 çarpı 3, 12. Artık 12'den 4'ü çıkararak 8'i bulabilirim. Yine diğerine geçtik. Burada da bir sürü üslü ifade var. Öncelikle o zaman onlardan bir kurtulalım. Onları bir açalım. 3 üssü 3. Yani 3'ün 3. kuvveti. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Burası 27. Çarpı 1 üssü 7, yani 1. Artı 2 üssü 2, 4. Eksi, şimdi burada bir parantez var. Öncelikle parantezin içini yapalım. 4 üssü 2, yani 4 kere 4, 16. 2 üssü 3, 8. Bu şekilde yaptım. Şimdi önceliğim şurada değil mi? 27 çarpı 1, zaten 27. Bunu aynen yazalım. Artı 4, eksi 16, eksi 8. 8. Buraya kadar geldik. Şimdi ne yapacağız? İşlemlerimizi soldan sağa doğru takip edeceğiz. 27 artı 4, 31. 31 eksi 8, 20. Pardon. 23 olarak bunu da bulmuş olduk. Şimdi son sorularım. İki tane problem var. Bakalım problemlerde işlem önceliğini nasıl uyguluyoruz? Okuyalım. Kerem'in 8 kız ve 7 erkek arkadaşı varmış. Kızlara 5'er adet, erkeklere ise 4'er adet kraker vermek isteyen Kerem bunu işlem önceliği yöntemiyle nasıl gösterir? Kaç kraker vermesi gerektiğini hesaplayalım demiş. Şimdi 8 kız var. 7 erkek var.
Kızların her birine 5'er adet verecek. 5'er adet kraker. Erkeklere 4'er adet kraker verecek. Şimdi toplam ne kadar vermesi gerektiğini nasıl hesaplarız? O zaman 8'i 5 ile çarparsam eğer kızlara vermesi gerektiğini bulmaz mıyım? 8 çarpı 5. Peki erkekler 7 kişiymiş. 4 ile çarparsam eğer erkeklere kaç kraker vermesi gerektiğini bulmaz mıyım? Evet, bulurum. O zaman eğer bunları toplarsam ne yaparım? Bütün vermesi gereken krakerlerin sayısını bulmuş olurum. O zaman işlemimiz bu şekilde. Şimdi burada işlem önceliğinden nasıl yararlanırız? Öncelikle çarpma işlemlerini yaparız. 8 kere 5, 40. 7 kere 4, 28. Öncelikle bunları yaparız. Daha sonra toplama işlemini yaparız. 40, 28 daha. 68 kraker vermesi gerektiğini bulmuş olduk. Diğer soruma baktım. Bir sepetteki 30 yumurtanın 5 tanesi kırılmıştır. Geri kalan yumurtalar ise 5 kişiye paylaştırılacaktır. İşlem önceliği yardımıyla kişi başı kaç yumurta düşer hesaplayalım demiş. Ama ne yapacağız? İşlem önceliğini kullanmak zorundayız. Bir sepette 30 tane yumurta var. Peki 5 tanesi kırılmıştır diyor. O halde ne yaparım? 30 eksi 5 yapmaz mıyım? Evet. 30 eksi 5'ten ben geri kalan yumurtaları bulurum. Yani 30 eksi 5, 25 değil mi? Peki bunlar 5 kişiye paylaştırılacakmış. Şimdi 25'i buldum. Düşünün 5 kişiye paylaştırırsam ne yaparım? 5'e bölerim değil mi? O zaman 5'e bölersem eğer bu şekilde işlem önceliğini oluşturmuş olurum. İşlem önceliğinde ne yapıyordum? Öncelikle parantez içim 30 eksi 5, 25. Sonra bölme işlemi 25 bölü 5. O zaman kişi başı, pardon, 5 yumurta düşer diyebiliriz. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.